Kurgudaydı. Nefis bir analiz. Süreci gözler önüne Evet. seren bir analiz. Tarafsızca Sayın Başkan'ın açıklamalarından yola çıkarak. 3 sezonda 5 teknik direktör. Siz de bir teknik direktörsünüz. Sorun galiba Fenerbahçe'de biraz da istikrar Emre dilersiniz 7. acaba. hoca. Tabii. 3 sezon bitmedi, Emre 7. hoca. Aykut Biraz Özbaş. değil. Bence işin büyük bir kısmını oralarda aramak lazım. Şimdi günümüzde bütün işlerde, hele hele biz de son zamanda kurumsal yapıdan çok bahseder olduk. Kurumsal yapı demek kesinlikle bir ekip çalışmasını şart koşan bir anlayış, bir düzen demektir. Ekip çalışması da Fenerbahçe için söylüyorum. Kulüp başkanı, sportif direktör, teknik direktör ve takım. Bu dört paydaşın kesinlikle et de tırnak gibi bir araya gelmesi, bütünleşmesi, sonra da yapılması gereken her şeyi kendi görev tanımları içinde, kendi çıkarlarını tamamıyla yok sayarak sadece kulübün çıkarına düşünmeleri, davranmaları, karar vermeleri ve bu kararları da sonuna kadar uygulamak için büyük bir özveride bulunmaları gerekir. Maalesef bunu Türkiye'de neredeyse hiçbir yerde göremiyoruz. Bunun birazının olduğu yerde zaten başarı geliyor. Zaten şampiyonluk geliyor. O yüzden Erol Hoca'nın ayrılmasını ben kendi adıma evet dedim. Doğru buluyorum ki altını da biraz doldurmak isterim. Ama Erol Hoca'nın bunu hak etmediğini özellikle söylüyorum. Benim gözümde bir, kendini biraz da olsa tanıdığımı düşündüğüm için, onunla bazı maçlardan sonra futbol konuştuğum için, onun anlayışını bildiğim için ve sonuna kadar insani değerlerine inandığım için Erol Hoca bunu hiçbir zaman hak etmedi. Şimdi bir takım düşünün. Kaleci, defans ki dört paydaş saydım. Takımı da dörde böleyim. Kaleci, defans, orta saha, forvet. Bu arada bir karne de var hocam ekranda, izninizle okuyayım. Koku 15 maç, Kuman 9 maç, Ersun Yanal 54 maç, Tahir Karapınar 9 maç, Erol Bulut 34 maç. Sayın Koç döneminin karnesi de bu şekilde. Ya oradaki maç sayıları tabii ki önemli ama o maçlara nasıl çıktığınız bence oradan daha da önemli. Zaten benim dediğim o ekip çalışması olsa o zaman Erol Bulut'un karşısında 34 yazmayacak. Belki 340 yazacak. Belki de Filip Kokunu yazacaktı hocam. Çünkü Sayın Koç Mutlaka, haberimizde de mutlaka, öyle söylüyor ya, ilk ve son olur inşallah. mutlaka. O yüzden takımı dörde böleyim. Kaleci, defans, orta saha, forvet. Bir takım galip gelecekse bu dört hattın da çok iyi oynaması lazım. Bunlardan biri iyi oynamadığı zaman zaten maçı kaybediyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe'de Erol Hoca'yı bir kenara koyuyorum. Onu ayrı değerlendireceğiz. Onunla ilgili de hemfikir olmadığım bazı noktaları var. Ona da değineceğim ama üç hat kesinlikle hiç oynamıyor. Sonra da dördüncü hatta diyoruz ki sen bu maçı bize kazan. Ya o her dakikada bir gol atsa bile diğerleri her yarım dakikada bir gol yiyor. Nasıl kazansın? O yüzden Erol Hoca'nın çok yalnız bırakıldığını hissediyorum. Ben kendi kariyerimde de dönem dönem bazı yerlerde bunu yaşadım. Büyük hayallerle bir kulübe gidersiniz. Ya Türkiye'de son dönemde en çok konuştuğumuz konulardan biriydi. Galatasaray'ın bir Fatih Terim'i var. Beşiktaş kendi Fatih Terim'ini aradı. Sergen de onu bulduğuna da inanıyorum. İşte Fenerbahçe'ye giden bir hoca, hele hele o Erol Bulut'sa, ya ben de Fenerbahçe'nin Fatih Terim'i olacağım hayaliyle gider. Böyle büyük kulüplerin verdiği söze inanılır. Erol Hoca'ya dendi ki biz sana inanıyoruz, güveniyoruz. Az önce duyduk. Evet. Biz sana çok Flaş iyi bir transferdi zaten Erol Bulut'un. Kadro teslim ediyoruz. Kadro ne kadar iyi tartışılır. Ya sen dünyanın en önemli 20 futbolcusunu oraya getir. O adamların hepsi buraya yatıp Erol Hoca'nın her şeyi yapmasını bekliyorsa, hatta bazıları Erol Hoca'nın işine engel oluyorsa, Erol Hoca nasıl kazansın o maçları tek başına? O yüzden ben Erol Hoca'ya büyük bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Parantez içinde onunla ilgili konuşacağım. O da şu, daha ilk andan itibaren bence belirli yanlışlar kendini gösterdi. Fenerbahçe Erol Hoca ile anlaşmadan daha, sözleşme imzalamadan daha transferlere girdi. Hatta o dönemde konuştuk.
Erol Hoca Alanya'dayken bazı transferler gündeme geldi. Erol Hoca'nın haberi var mı? Yapılan transferlerin hepsinden Erol Hoca'nın haberi var mı? Hepsine onay verdi mi? Çünkü biz daha sonraki sportif direktörlük konusunu Türkiye'ye uyarlayacağımız zaman bunları konuşmamız lazım. Bir transfer nasıl yapılır? Bir teknik direktörün o kulüpte oynatması gereken oyun felsefesi belirlenmediyse, o hocanın oyun anlayışına uymayacak futbolcuların oraya transfer edilmesi kadar yanlış bir şey yoktur. Adı kim olursa olsun. O yüzden biz Türkiye'de gururla şu cümleyi sarf ediyoruz ya. Transfer teknik direktöre bırakılamayacak kadar önemli bir konudur. O zaman ben hiçbir şey bilmiyorum. Bir teknik direktörün onaylamayacağı transferlerin sonuçta hiçbir başarıyı getirmediğini de biliyoruz. Hesabı teknik direktör veriyor zaten hocam. Şimdi biraz da bizdeki gerçek şu. Niye dedim? Eğer ipler koptuysa bence Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'la o bahsettiğim üç paydaşında ipleri kopmuştu. Taraftarı özellikle buraya koymadım. Çünkü taraftar pandemiden dolayı maçlara gelemiyor. Ama onların da çok önemli bir rolü olduğunu söyleyelim. İplerin koptuğu bir yerde siz teknik direktör olarak durmaya devam ettiğiniz sürece kendinize zarar verirsiniz. Ve Erol Bulut camiasına çok önem verdiği için camianıza zarar verirsiniz. Bu bazı teknik direktörlerin umurunda değildir. Ama onun umurunda olduğu için bunu söylüyorum. O yüzden bir an önce ayrılmasında ben fayda görüyorum. Eğer başarı gelecekse tek bir tane davul teknik direktörün boynunda. 3 tane tokmak, 4 tane tokmak başkalarının elinde. Onlar devamlı çalarlar. İşte şu an davul da yok. Oraya yeni bir davul lazım. Doğru. Belki de öyle. Çünkü taraftar da o yönde mesajlar atıyor. Anketimiz bu arada Ahmet hala hocam, karar %50 devam ediyor. Karar 5, doğru demedim ya. 5308 oy oldu. Doğru dedim. Görevden alınma kararı doğru. Evet, ben de olsaydım zaten ben gidecektim. Evet. Ben olsaydım bağlam daha çok zaten ben daha çoktan bırakmıştım. Yani benim için önemli olan, bir teknik adam için önemli olan kendinden çok camiasıdır, kulübüdür. O kulübe zarar vermemek için kendini feda edecek teknik direktörlere bizim ihtiyacımız var. O yüzden Erol Hoca büyük bir ihtimalle zaten kendi ayrılacaktır. Bazen ayrılmana bile izin vermiyorlar. Bir bilgi daha. Buyurun. Samandıra'nın içinden. Erol Hoca ekibi bekliyormuş, kendi beklemiyormuş. Ayrılığı. Yani gönderilmeyi. Bugün aldığım parça parça bilgilerin içerisinde en değerlerinden biri. Kendisi istifa etmeyi düşünmüyor. Gönderileceğini de beklemiyor. Yani ama ekibinin içerisinden düşündüğünü yani bildiği insanlar varmış. Ya hocam gidişat iyi değil diyenler varmış. Kendi beklemiyormuş. Çok enteresan. Bu arada çok bir soru oraya. Buyurun. Ekipten biri veya birileri gönderilseydi onun tavrı ne olacaktı? Bunu biliyor muyuz? Ya onu bilmiyoruz ama tahminim kadarıyla hocam. Erol Hoca hop ne yapıyorsunuz diyecek gibi bir adamdır biliyorsunuz. Boran yani, Özay yok. Diyor ki Erol Hoca'nın gitmesinin iki nedeni var. Biri Emre, biri Volkan. Ufuk, bence Erol Bulut'un gitmesinin en büyük rolü kulübedeki yardımcılarıdır.